Merhabalar, tadımız tuzumuz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlere Türk mutfağının en beğenilen, davet sofralarının baş tacı olan patlıcan kebabı tarifi vereceğim. Patlıcan kebabı yaparken patlıcan seçimi çok önemli. Aslında benim kullanacağım patlıcanlar çok da uygun değil. Çünkü patlıcan kebap yaparken kemer patlıcan kullanırsanız çok daha güzel olur. Kemer patlıcan dediğim bu ince uzun olanlar. Benimki biraz tombul ama olsun, bununla da olur. Eğer elinizde benimki gibi patlıcanlarınız varsa bunlarla da yapabilirsiniz köfteleri daha büyük tutarak. Görmüş olduğunuz gibi patlıcanlarımı alacalı bir şekilde önce soydum. Ardından bu şekilde 2 parmak kalınlığında, 1-2 parmak kalınlığında patlıcanlarımı doğruyorum. Daha kalın olması gerektiğini söyleyenler var, yapanlar var. Ama biz bu şekilde seviyoruz. Eğer mangalda yaparsanız çok güzel olur böyle kalın kalın, ama fırında yapacağımız için bu şekilde gayet ideal arkadaşlar. Patlıcanlarımızın o acı suyunun çıkması için üzerine tuz ilavesi yapıyoruz bolca. Onun da üzerine su çekip üzerini kapatıyoruz. O kara acı suyunu salması için kenarda bekletiyoruz. Şimdi köftemizi hazırlayalım. Ben 750 gram kıyma kullanıyorum. Görmüş olduğunuz gibi büyük bir diş sarımsak rendeliyorum. Eğer küçük kullanırsanız 2-3 adet kullanabilirsiniz. Sarımsakları rendelemeniz yeterli. Yarım adet kırmızı biber kullanacağım. Yarım veya bir adet kapya biber kullanabilirsiniz. Bu biberleri de önce ince ince kıyacağım. Ardından bıçakla incelteceğim iyice. Adana kebap gibi yapacağız. Çok lezzetli oluyor. Bu şekilde köftesini hazırlamanızı tavsiye ederim. Klasik bir köfte yapmayacağız. Böyle oldukça lezzetli olacak. Bu şekilde bıçakla, keskin ve büyük bir bıçak kullanırsanız suyunu, biberi fazla ezmeden daha kolay ve hızlı bir şekilde küçültmüş, inceltmiş olursunuz. Evet, bu biberleri yeşil biber de kullanabilirsiniz. Suyunu sıkın, ondan sonra kıymaya ekleyin. İçerisine ben 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı ekliyorum. Çünkü kıymam yeteri kadar yağlı değildi. Yağsız kıyma lezzetsiz olur bu yemeklerde. 1 çay kaşığı kadar karabiber, kimyon, pul kırmızı biber kullanacağım baharat olarak. Dilediğiniz baharat ilavelerini yapabilirsiniz. Güzelce baharatlarını ekledikten sonra kıymayı yoğuruyorum. Tamamen bütün baharatının ve yağının birbirine geçmesini sağlıyorum. Bu köfteyi sabahtan hazırlayıp akşam hazırlayabilirsiniz, pişirebilirsiniz. Köfte dinlendikçe köfte eti daha da lezzetli olur. Ama ben dinlendirmeden direkt yapım aşamasına geçeceğim. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz. Ama bütün tariflerde böyledir. Hatta çiğ köfte bile arkadaşlar, böyle bir gün önceden yapıp üzerine streçlediğinizde o baharatı, bulgura iyice işlediği için çok daha lezzetli olur. Tuz ilavesini unutmuştum. Tuz ilavesi yaptım. 750 gram kadar bir kıymaya bir tatlı kaşığı silme olacak şekilde eklemeniz yeterli. Ben genelde baharatları el ile ekliyorum. Hani kendinize göre o tuzu, kullanmış olduğunuzun tuzun acılığına göre arttırıp azaltabilirsiniz. Köfte harcım hazır. Patlıcanlar da bakın o acı suyunu, kara suyunu salmış. Şimdi suyunu dökeceğim. Temiz suyla da yıkayıp tekrar süzeceğim. Ve patlıcanlarımız da hazır. Ben yuvarlak bir fırın kabı kullanacağım. Dilediğiniz bir fırın tepsisiyle yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi patlıcanların boyutunda köfteler hazırlıyorum. Bu şekilde bir patlıcan, bir köfte, bir patlıcan, bir köfte. 3-4 sıradan sonra arasına domates ilavesi yapabilirsiniz. Ben domatesleri sonradan ilave edeceğim. Bu patlıcan yemeği annemin genelde fix misafir menüsünde kullanmış olduğu bir ana yemektir. Gerçekten de yiyen herkes çok beğenir. Gayet de güzel bir ana yemek bence. Önümüz Ramazan, iftar davetlerinizde bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden kaydedin.
Kaydedin demişken arkadaşlar, beğenileriniz benim için çok önemli. Lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Artı yorumlarınızı da bekliyorum. Beni kimler izliyor, nerelerden takip ediyor, daha önce hangi tariflerimi denediniz. Ufak da olsa bir yorum bırakmanızı rica ediyorum. Emoji de olsa lütfen yorumlarda kendinizi belli edin. Belki de bu videomu ilk kez izleyen birisi var. Kanalıma ilk kez yeni gelmiş birisi. Onlar da kanalıma abone olursa çok mutlu olurum. Şimdi bu şekilde dizdim. Aralarına da domatesleri yerleştiriyorum. Böyle aralarına değil de işte patlıcan, köfte, domates şeklinde de sıra sıra gidebilirsiniz. Kullanmış olduğum kaba sığmazsa diye ben aralarına bu şekilde domatesleri koymayı tercih ettim. 1-2 domates yeterli. Bir yemek kaşığı salçayı bir kase sıcak su ile açtım. Bu salçalı suyu da üzerine gezdiriyorum. Karışık salça kullanırsanız güzel olur. Salçalı suya dilerseniz bir miktar tuz ilavesi yapabilirsiniz. En son üzerinden şöyle bir yarım çay bardağından daha az sıvı yağ gezdirin. Alt üst ayarda 200 derecede önceden ısıtılmış fırında 1 saat pişirdim arkadaşlar. Fırından fırına pişme süresi değişir ama benim fırınım tam 1 saatte pişirdi. Patlıcanları kontrol edin. Eğer patlıcanınız hamur gibi çok güzel piştiyse, yumuşacık olduysa köfteler de mutlaka pişmiştir. Şimdi size bu patlıcanın dokusunu göstereceğim. Bakın bu şekilde yumuşacık olması gerekiyor yemeğinizin. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.